canım. Grev Gözüsü'nden herkese merhaba. Yine grevleri, direnişleri konuşmaya devam ediyoruz. Bugün stüdyo konuğumuz Mustafa Mesut Tekik. Kendisi Petrol İş Sendikası'nın genel örgütleme ve eğitim sekreteri. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Flormar direnişinden, Gebze'den ayağınızın tozuyla geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Hani bu yoğun program arasında doğrudan direniş yerinden, sanayi bölgesinden geldiniz. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi 190 gündür devam ediyor Flormar direnişi. Biz de ancak ele alabildik. Yoğunluktan dolayı sendikadan şimdiye kadar kimseyi konuk alamamıştık. Şimdi aslında işçilerin, sendikaların, basının gündeminde olan bir konu. Ama yine biz biraz hafıza tazelemek için baştan başlayalım. Şimdi petrol iş üyesi, petrol iş sendikasının üyesi Flormar işçileri 190 gündür fabrikanın önünde bir direnişteler. Evet. Onları bu direnişe sevk eden neydi? Evet. Bir hikayenin en başından başlayalım isterseniz. Evet, çok teşekkür ederim. Evet, deyim yerindeyse ayağımızın tozuyla şimdi geldik. Dün işte Kocaeli Gebze Kaymakamlığı'nın bir tebligatı olmuş arkadaşlarımıza. Yani ses aracımız, direniş alanındaki ses aracımız, işte sloganlar, müzik ve ateş yakılmasının yasaklandığı söylenmiş. Tabii fiilen arkadaşlarımız yasak denilen her şeyi yapmayı sürdürüyorlar. Biz de bugün bu bağlamda bir deneme, yanılma yapalım diye gittik. Yasaklandı denilen tüm fiilleri gerçekleştirdik ama bir yönelim olmadı, ne mutlu ki. Oradan da gene örgütlenme mücadelesinin sürdüğü, Disk Gıda İş tarafından örgütlenme mücadelesinin sürdüğü TAYAŞ iş yerini Flormar'daki bütün emekçilerle beraber bir yürüyüş kortejiyle ziyaret ettik. Çünkü son anda duyduk ki örgütlenmenin öncülüğünü yapan işçi arkadaşlar TAYAŞ'ta işten atılmaya başlanmış. Çok özür dilerim. İşten atılmaya başlanmış ve sınıf dayanışması adına genel sekreterimiz, Flormar'daki direnişçi arkadaşlar, Gebze şubemizin temsilci ve yöneticileriyle beraber gıda işimizi ve TAYAŞ emekçilerini ziyaret edip tavrımızı koyduk. Bunu bir anekdot olarak belirtmiş olayım. Tabii Flormar emekçileri 190 gündür direnişte. Neden direnişte diye sordunuz. Herkesin, sizlerin de kamuoyunun da malumu. İnsanlar örgütlü, kurallı, güvenceli ve sendikalı çalışmak istediler. Ve sendikamıza üye olmak istediler, petrol işe. Bunu sermaye gruplarının %99'unun yaptığı gibi Flormar patronajı da hazmedemedi. Ve işçinin bu iradesine saygı göstermeyen bir yerden sendikalı olan, bunun öncülüğünü yapan 60 işçiyi önce işten attı. Akabinde de bu işten atılan 60 işçi arkadaşımız fabrika önünde direnişe geçince ve bu direniş fabrikada çalışan işçiler tarafından da gözle, elle, dille, kalple selamlanınca bu selamlamayı yapan işçileri de işten atmaya başladılar. Böyle bir akla, izana sığmayan bir yönelim de gerçekleştirdiler. Ve dolayısıyla işten 132 arkadaşımız atılmış oldu. Direniş böyle başladı. Yani sendikaya üye olmak ve sendika üyelerine selam vermek. Evet. Gülümsemek, belki de dua etmek, el sallamak. Tüm bunlar maalesef suç diye nitelenerek, yasa dışılık diye nitelenerek, marjinallik diye nitelenerek arkadaşlar ekmeklerinden, dolayısıyla da onurlarından edilmek istendiler. Peki şimdi 132 kişi
Evet. İşten çıkartıldı. Evet. Fabrikada üretim ne durumda? Bu kadar çok kişi işten atılınca evet. Üretime devam etmek bu kadar, kolay değil. Evet, bu kadar işçi, kalifiye işçi işten atılınca doğal olarak ve aslında çok doğal da değil ama tüm sermaye gene gruplarının yaptığı gibi kuralsız, güvencesiz, taşeron işçi istihdam etmeye başladılar. Oradaki direnişi böylelikle kırmaya çalıştılar. Bu taşeron ve kalifikasyonu olmayan emekçi arkadaşlarımızın çalışma biçiminden dolayı da Flormar ürünlerinde ciddi bir kalite düşüklüğü olduğunu biliyoruz. Gene Türkiye halklarının işte duyarlı çevrelerin özellikle kadın örgütleri başta olmak üzere Flormar ürünlerini tüketmiyoruz kampanyasının belli bir ciro düşüklüğüne de üretim düşüklüğüne de neden olduğunu biliyoruz. Ama maalesef gene sınıf nezdindeki bir handikap da şu, İran gibi ülkelere ihracat yoluyla şu an günü kurtarıyor Flormar patronajı. Ama dediğim gibi yani hem ürettiği ürünlerin kalitesinde hem cirolarında büyük bir düşüş olduğunu biliyoruz. Bunu da yani yaygın ve örgütlü bir boykot, henüz petrol işi olarak çağrısı yapmamamızın da tek nedeni henüz diyalog kapısının aralanabileceğine olan inancımız. Evet, onu soracaktım. Şimdi 190 gündür kapının önünde eylem var. Evet. Kamuoyunun gündeminde, basının gündeminde, evet. Toplumun gündeminde. Şirket yönetimiyle, fabrika yönetimiyle bir görüşmeniz oldu mu ve yanlış bilmiyorsam Flormar aynı zamanda hani bir Fransız evet. Şirketin bir parçası. Evet. Fransa'daki esas şirketle, ana şirketle herhangi bir temasınız oldu mu? Biz malumunuz 1,5 ay önce Fransa'ya da gittik. Cenevre'de ve Paris'te hem Uluslararası Çalışma Örgütü'nün merkezini ziyaret edip bu konuya dair meramımızı ilettik, desteklerini aldık. Küresel örgütümüz Industrial'la bir iletişim gerçekleştirdik. Ve dediğiniz gibi Flormar'ın esas hissesine, büyük hissesine sahip İvroşe merkezinin önünde Fransa'daki Fransız ve Türkiye'li dostlarla, emek örgütleriyle ciddi bir eylem gerçekleştirdik İvroşe merkezi önünde. Saatler süren eylemin sonucunda İvroşe merkezi kayıtsız kalamayacağını gördüğü için bizlerle bir iletişime bir heyetle, bizden bir heyetle bir iletişim kurdu. İlk ve tek iletişim kanalımız da o oldu. Süreci anlattık, argümanlarımızı, tezlerimizi sunduk. Onlar da gayet nazik bir şekilde değerlendireceklerini ifade ettiler ama henüz akıl tutulması adettiğimiz pozisyonlarından geri adım atar bir noktada görmedik. Şimdi ben izninizle şeyi bir 5 dakika açmak istiyorum Kıvanç Bey. Ya bu Flormar neden Türkiye'nin gündemine girdiği, neden böyle sempatik karşılandığı, sahiplenme neden çok? Sonuçta Türkiye'de bugün Kargil'den 3. Havalimanı emekçilerine, işte BBC Metal'den bilmem, işte Aydın'daki TÜVTÜRK'teki, Urfa'daki bir sürü direniş var, evet. Ama hani Flormar biraz daha öne çıktı. Ya ben hani sosyolojik bir eğer çözümleme yapacak olursak bir kere Flormar OHAL koşullarında bu direniş 190 gün önce OHAL koşullarında işte umutsuzluğun artık salgın hale geldiği, bastırılmışlığın, sinmişliğin, böyle artık moralsizliğin, muhalif çevreler nezdinde tabii moralsizliğin böyle salgın bir kimlik kazandığı bir süreçte Flormar direnişi bitiverdi tırnak içinde, öyle diyeyim. İlk oluşu. İkinci önemli nedeni de ben birkaç yerde daha söyledim. Kadın kimlikli oluşu. Evet, işçilerin büyük bölümü kadın, evet, işçiler. Bir kadın direnişi aynı zamanda. Nasıl bir kadın direnişi? Yani verili sistemin, işte egemen zihniyetin, işte işinden evine gittiğinde işte yemek, bulaşık ve çocuk bakmakla işte mükellef kıldığı, böyle bir rol ve misyon biçtiği bir kadın gerçeği
Biz hem sermayenin, hem devletin, hem evdeki olası eril egemenliğin bu buyurganlığını reddediyoruz, itiraz ediyoruz, isyan ediyoruz. Yönlü bir direnişi olduğu için de aynı zamanda çok sempatiyle karşılandı. Mazbut, işte ülkeye dair belli hassasiyetleri olan ve sadece bu rol biçilen bir kitlenin, yani daha açık söyleyeyim, hani daha samimi olur, işte başörtülü kardeşlerimiz, yani mazbuttur, suya sabuna dokunmaz, itiraz etmez, şükreder, biat eder denilen bir kardeş grubunun isyanı Türkiye'deki çok geniş çevrelerce sempatiyle karşılandı. Aslında petrol işin veya işte herhangi bir emek örgütünün koordine ettiği, sevk ve idare ettiği bir eylemden ziyade insanların böyle yüreğinden, o yüreğinin imbiğinden süzülmüş bir eylemdi sempatiyle karşılanan ve bu Türkiye'nin birçok yerinde, yani zulmün, sömürünün, işte kuralsız çalıştırmanın, vicdansızlığın olduğu pek çok fabrikada, tarlada, iş yerinde büyük bir heyecanla, coşkuyla, moralle karşılandı. İnsanlar soruyor, yani bir zafer oldu mu, olacak mı, nasıl gidiyor? Çünkü kendisi içinde bir umut ışığı olarak görüyor. Dolayısıyla arkadaşlarımızın formüle ettiği Flormar artık Flormar değildir, Flormar değil, direniş güzelleştirir sloganları süzle süzle sloganlaşmış cümleler. Ben bunu da sizler aracıyla, kamuoyuyla paylaşmak istedim. Yani bilinen bir gerçek ama. Yani 190 evet. gündür çoğunluğu kadın, evet. Yani muhafazakar ailelerden evet. gelen evet. Kadın evet. işçiler 190 gündür bir fabrikanın önünde eylemdeler. Evet. Yönetimden herhangi bir çözüme yönelik bir adım yok. Peki şimdi ses sistemiyle, bayrağıyla, pankartıyla, halayıyla, müziğiyle, ziyaretçileriyle bir direniş var. Evet. 7. ayında artık evet. Direniş. 6 ayda oldu, 7. ayın içindeyiz. Evet. Peki herhangi bir engelleme ile sorunla karşılaştınız mı? Bugün biraz bahsettiniz. Ama bu 190 gün içinde evet. nelerle karşılaştınız? Gördüğüm kadarıyla her gün kapı boyanıyor. Evet. Sonra evet. tekrar evet. yazılar şöyle, yazılıyor. Şöyle çok direnişin ilk günü hatırlıyorum. Saydam bir fabrika, yani duvar yok, branda yok, tel, bir şey, hiçbir şey yok. Yani içi görünen bir fabrika. Ama direniş boyutlandıkça ve bu direnişin saman alevi niteliği taşımayan bir direniş olduğu anlaşılınca önce brandalar örüldü. Daha sonra tel örgüler gerdirildi. Daha sonra işte bizim arkadaşların kapıya yazdığı sloganlar, yerlere yazdığı sloganlar her gün boyanmaya başlandı. Selam verenler, gülümseyenler işten atılmaya başlandı. Yani işveren kendi üzerine düşen işverenliğini yapıyor. Mülki idareden, yani devletten öyle diyelim, kaymakamlıktan, valilikten zaman zaman şu yasak, bu yasak, şöyle yaparız, böyle ederiz, engelleriz falan yönlü tebligatlar falan gelmesine rağmen bugüne kadar böyle hani fiili bir durum, bir saldırı olmadı. Yani biz az önce de polis memurlarıyla geldiler, ben orada konuşmamda bu tebligatı yapan, gönderen Sayın Kaymakam'ın da kolluk güçlerinin de aslında bizim haklılığımızı bildiklerini, bildiğimizi söyledik ve onların da aslında Kaymakam Bey dahil, tüm polislerin de dahil işten atılmayı da göze alarak bu direnişi sahiplenmeleri gerektiğini onların yüzüne söyledik, çekim yapanlara falan. Çekimler falan bittikten sonra yanımıza gelen biz güvenlik emekçileri diyelim onlara, gelip kendilerinin de ezildiklerini, işte aslında gönüllerinin bu emekçilerle beraber olduğunu falan da ifade ettiler ama tabii iş yukarıda bitiyor. Yani bir kez olsun sınıftan, işçiden, kendi yurttaşından yana tavır koyan bir iktidar gerçekliği bekliyoruz. Beyhude bir bekleyiş olsa bile, Godoy'u beklemek gibi bir durum olsa bile
iktidarı buna zorlamalıyız. Yani iktidar ben o hali grevleri ertelemek, yasaklamak için işte kullandım, kullanıyorum diyor elbette. Bunu diyor. Yani iktidardan bir emek ve işçi dostluğu beklemek de saf dillik olur. Tabii beklemiyoruz ama zorlamak, dönüştürücü bir iddia sahibi olmak da aslında önemli. Yani bizim bu anlamda dediğim gibi hem oradaki arkadaşlarımızdan da selam getirdim. Yani direniş alanında bulunan kadınlar başta olmak üzere bütün kamuoyuna selamlarını, dayanışma beklentilerini de bizler aracılığıyla ifade etmemizi istediler. Yani hani orada yarın gene iktidarın talimatıyla kolluk gücü gelip araçlarımıza el de koyabilir, arkadaşlarımızı, bizleri işte derdest ederek alabilir de, ama hiç kimsenin bundan bir korkusu, kaygısı yok. Bunu da paylaşmış olalım. Yani bedel ödemedikçe hiçbir hak elde edilemeyeceğine inanan bir kitle var orada. Ve sınıf mücadelesinin birleşmesi gerektiğine inanan, Türkiye'nin her yerinde, Zonguldak'ta, işte Aydın'da, Urfa'da, Ankara'da, işte gene yüksel direnişçilerinin eylemleri, KYK'larla atılan arkadaşların eylemleri, bizlerin diğer dişke, işte Türk İş'e bağlı Kargil emekçilerinin bu mücadelesi birleşmeli diye tabandan bir tazik de var. Yani deyim yerindeyse demin de ifade ettik, işçi öncüsünü arıyor. Yani Türkiye'de 200 küsur federasyon ve 3 konfederasyon olmasına rağmen emek örgütü olarak sayısı 14 milyon olan Türkiye işçi sınıfı öncüsünü arıyor. Bir öncü sorunu yaşıyor Türkiye işçi sınıfı. Öncüsüzlük sorunu. Yani mevcut sendikaları öncü addetmeyen bir işçi gerçekliği var ve haksız da değiller. Yani bölük pörçük, çok parçalı, ideolojik angajmanları olan, ideolojik kamplara bölünmüş, kendi önceliklerini işçi sınıfının çıkarlarından önceleyen bir sendikal bürokratik gerçekliğimiz var. Şimdi tabii literatür formüle etti. Demokratik toplumsal sendikacılık. Yani bu demokratik toplumsal sendikacılığın içi nasıl doldurulur, nedir? Budur. Yani orada vincin tepesine çıkan emekçinin de sözcüsü, eylemcisi, örgütü olmak, Kargilci arkadaşların da eylemi, örgütçüsü, dili olmak, yani bütün hani bir sorun olarak duruyor. Bunu da siz sormadınız, soracaktınız muhtemelen. Yani ciddi bir öz eleştiri ve konferanslar sürecinin Türkiye'deki emek örgütlerini beklemesi gerektiğini düşünüyorum. Yani emek örgütleri bütün dediğim gibi bu ideolojik politik nüanslardan, angajmanlarından, ezberlerinden arınarak egoyu işte bir tarafa bırakıp biz bu 14 milyon işçinin, sadece örgütlü 1 milyon işçinin değil, 14 milyon emekçinin silikozis hastaları, işi başta olmak üzere inşaatlardan her gün düşüp canlarını yitiren işçi arkadaşlar, başta tarım emekçileri başta olmak üzere bu insanların dertlerine nasıl çare olunur? Bu insanların taleplerinin sözcülüğü, koordinasyonu nasıl yapılır? Bizim buna biraz kafa yormamız gerektiğini düşünüyorum. Şimdi Türkiye'nin farklı yerlerindeki direnişlerden örnekler verdiniz. Bunları birleştirmemiz gerekiyor diyorsunuz. Zaten tabandan da hani birleşme konusunda bir baskı var dediniz. Şimdi Gebze bir işçi kenti. İşçilerin yoğunlukla yaşadığı bir yer. Flormar fabrikasının olduğu yerde bir sanayi bölgesi. Etrafta çok sayıda sendikalı veya sendikasız işçilerin çalıştığı fabrikalar var. Diğer sendikaların, diğer iş kollarındaki işçilerin, siyasi partilerin, derneklerin veya petrol iş üyesi, farklı fabrikalarda çalışan işçilerin bu konuya ilgisi nasıl? Ziyaretler, dayanışma mesajları, dayanışma etkinlikleri oluyor mu? Bunlar konusunda nasıl deneyimleriniz var? Şimdi biz dün bitirdik. Petrol işin 550 kişilik bütün yönetsel yapısıyla, genişletilmiş temsilciler kuruluyla 2 gün toplantı yaptık. 500 iş yeri temsilcisi,
yaklaşık 100 de yönetici. İki gün tartıştık. Öne çıkan temel talepler. Petrol iş tabanı temsilcileri şunu istiyor. Bir, aynen demin söylediklerimizi. Kargil, Flormar, 3. Havalimanı, tarım emekçileri, kod taşlama emekçileri, ataması yapılmamış öğretmenlerin mücadelesi birleşmeli. Flormar başta olmak üzere şu an direniş alanları olan bütün eylemlerin zaferle taşlanıncaya kadar örgütlü, sendikalı mücadele ve talep karşılanıncaya kadar sürmesi gerektiğine dair bir iradi beyan oldu petrol işte. Bu net. İkincisi, valla yani Türkiye'de maalesef AKP dışındaki herkes bu Flormar direnişine destek verdi. Seçim arefesinde bir iki AKP adayı da ziyaret etmişti. Biz de yardımcı olacağız falan demişlerdi ama yani ben Flormar direnişini biraz da 2016 referandum sürecine benzetiyorum. Referandum sürecinde bir hayır bloku oluşmuştu. Değişik düşüncelere sahip, değişik kimliklere sahip bir %49,5 yan yana gelmişti. Flormar'da da böyle bir karakter var. Yani Flormar ve diğer direnişler daha düne kadar yan yana gelmeleri mümkün görünmeyen pek çok kesimi direniş alanlarını ziyaretlerde birleştirdi. Yani toplumun her kesiminden, kadın örgütlerinden, emek örgütlerinden, bağımsız sendikalardan, sosyalist platformlardan, hatta sağ tandanslı yapılardan, MHP gibi, İYİ Parti gibi çevrelerden de destek gören bir karakteri var bu direnişlerin. Bunun tek nedeninin de ya da belirleyici nedeninin de haklılıktan alınan meşruiyet olduğunu düşünüyorum. Ama ben buradan sizler aracılığıyla destek sunan, özellikle kadın örgütleri, feminist örgütler, çevre örgütleri, AKP dışındaki tüm siyasi partiler, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, MHP, işte CHP ve işte TKP, ÖDP, inisiyatifler, işte ESP falan, şu an belki unuttuğum isimlerini, Ankara'daki, İstanbul'daki özellikle kadın örgütleri, halk evleri ve benzeri pek çok çevre ziyaret etti. Hala da ediyorlar. Emek Partisi unuttum. Emek Partisi özellikle hem nakdi hem aynı yardımlarda bulunuyor. Arkadaşlar manevi varlıklarıyla moral vermeye çalışıyorlar. Aynı zamanda tüm bu dayanışma ve ziyaretler kişilerde bir gelgite de, bir iç çatışmaya da, bir sarsıntıya da, bir sorgulamaya da ve son tahlilde bir dönüşüme de neden oluyor. Böyle de bir kutsal misyon üstlenmiş oluyor. Şüphesiz ki bu 190 günde çok fazla ders çıktı, çok fazla mesaj var işçi sınıfına, sendikalara. Ama süremizin sonuna geldik. Tekrar teşekkür ediyorum ben katıldığınız ben için. Ben de çok çok teşekkür ediyorum. Direnişçi arkadaşların selamını getirdiniz. Umarım en kısa sürede Flormar direnişi zaferle sonuçlanır. Oradaki direnişçi işçiler de tekrar işlerine sendikalı bir şekilde iyi koşullarda dönerler. Başarılar diliyorum. İnşallah. Çok teşekkür ederiz. Sizin nezdinizde bütün petrol iş üyelerine. Çok evet, teşekkür ederiz. Grev göğsünde bugün konuğumuz Petrol İş Sendikası'nın Genel Örgütlenme ve Eğitim Sekreteri Mustafa Mesut Tekik'ti. Flormar direnişini konuştuk. Mustafa Başkan bize Flormar işçilerinin selamını getirdi. Biz de buradan onlara selam söylüyoruz ve direniş sırasında çektikleri bir müzik klibiyle programımızı sonlandırıyoruz. Herkese iyi günler diliyoruz.
Gece gündüz çalıştık, alın terimizi döktük. 3 kuruş para verdin, gözün doymadı Flormar. Sendikalı olmak için bütün işçiler birleştik. Patron bunu öğrenince evlatlıktan reddedildik. Bütün işçiler yan yana, haydi eller havaya. Bizi hafife alma, sabrımızı taşırma. Gel örgüleneceksen de, brandaları gelsen de. Ölemezsin bu işi, koca duvarlar ölsen de. Sabrediyoruz, bak ne diyoruz, sendika girecek, pes etmiyoruz.